Hoca. Sevgili seyirciler, az önce de söylediğimiz gibi küçük, masum ve savunmasız insanların binlerce katledildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Murat Ağabey Sandalları'nın toplu mezarlarında olduğumuzu söylemiştik. Bir arkadaşımız var, efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Kamil Göksen Simtaş. Kamil Bey, doğalısınız. Neler yaşadınız efendim? Siz daha önce, az önce de başınızdan gelişen anılarınızı anlattınız. 1974 harekatında siz de mücadele edenler içindeydiniz. Neler yaşadınız efendim? Bize anlatabilirsiniz. Anlatılması çok zor. Nasıl anlatabilirim ki? Nasıl anlatabilirim ki? Şimdi barış harekatı 20 Temmuz'da başladığında öncelikle çevre bunları Murat Ağabey Sandallar Köyü'nü esir almışlardı. Ancak Atlılar Köyü'nde bizde silah var hesabıyla Yunan Birliği'nden takviye alarak köyü basmışlardı. Ve 21 Temmuz'da esir gittik. Ancak yaşamış olduğumuz bu acı gerçekleri nasıl anlatabilsem, yani tabii Rumların tarih boyunca yapmış oldukları, Anadolu'da, İzmir'de, Girit'te yapmış oldukları gibi ordumuzun önünde direnemeyen Rum ve Yunan sürüleri bu bölgeden sürüp giderlerken 14 Ağustos'da işte bu katliamı yapmış bulunmaktadırlar. Evet. Ve onlar da bizi adeta kedi yavrusunu taşır gibi Kıbrıs'ın doğusunda bulunan küçük savunmasız köylerimizden alarak Limasol'a kadar götürdüler. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Tekrar başınız sağ olsun diyoruz. Ve şehitlerimize ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanlar cennet olsun diyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sizler sağ olun. Yeşilim kaldı. 14 Ağustos 1904'teki Kıbrıs Hareketi'nde sizlerin de gördüğü gibi az önce atlarda seyrettiğimiz ve gördüğümüz küçük bebelerimiz burada da var. Mesela Şerife Bayram 1 yaşında, 11 yaşında Halil Bayram var ve henüz Aliye Süleyman var 12 yaşında, Havva Süleyman var 11 yaşında. Yani yaş ortalaması oldukça küçük bir katliam şu anda izlerini görüyoruz. En büyük yaş ortalaması 80 var, 82 var. Değerli seyirciler, şu anda sandallardaki savunmasız insanların burada katledildiğini ve katledildikten sonra da mazot dökülerek yakıldığını biraz önce de arkadaşımızdan dinledik sevgili seyirciler. Şu an Murat Ağa ve sandalların toplu mezarı olan 14 Ağustos 1974 günü Barbar Rumlar 1974 harekatında biraz önce de söylediğimiz gibi şehitlerle ilgili görüntüler böyle. Evet, bunlarla ilgili Kıbrıs'ta, Türklerin Kıbrıs'ta temizlenmesi için burada da bakınız bir yazı yazılmış. Politikası doğrultusunda Rum ve Yunan Silahları Kuvvetleri tarafından 14 Ağustos 1974'te katledilen savunmasız Kıbrıslı Türk kadın, çocuk ve yaşlı insanlara ait toplu mezar, benzer kaderi Limasol, Larnaka ve Baf kazalarındaki birçok köylerde de yaşadı. Yürürlükte olan emir ise aynen şöyle: Türkiye Kıbrıs Türklerini kurtarmak için gelirse kurtaracak Kıbrıs'ta Türk bulamayacaktır. Evet, bir kez daha bu sözcükleri hemen kullanmak istiyorum. Türkiye Kıbrıs Türklerini kurtarmak için gelirse kurtaracak Kıbrıs'ta Türk bulamayacaktır demiş dönemin Baş Piskopos Makarios Ağustos 1964'te ki sarf etmiş olduğu cümlelerden bir kesit değerli izleyiciler. Evet, bu da demek oluyor ki kolay kazanılmadı yavru vatan. Bu da demek oluyor ki buralar ana vatanın kanatları altında. Eğer ana vatan sırtını dönecek olsa yavru vatan da yine aslanlar pençesini uzatmış bekliyorlar. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs her zaman Türk olmuştur ve Türk kalacaktır. Bakın şehitlikten neler oluyor, birlikte dinleyelim. Şimdi efendim, öncelikle hepimizin de bildiği gibi ulusumuzun son zaferi olan
Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum ve Yunan köpeğinin topluca katletmiş olduğu bu şehitler diyarı köylerimize hepinize hoş geldiniz efendim. Efendim bizler gerçekten o günleri gören, yaşayan, çeken canlı tarihler olarak hiçbir zaman unutmayız efendim. O 20 Temmuz Barış Harekatı'nı ve Türk ordusunun Yunan cuntasına vurmuş olduğu o Atatürk tokadının gününü. Ancak bunu hepimiz böyle bilmeli. Şimdiki ve gelecek olan nesillerimize iki kelimeyle bunu şöyle anlatabiliriz ki işte o barış harekatı gerçekleşmemiş ve Türk ordusu adaya girememiş olsaydı inanınız ki o zamanın 120 bin Kıbrıs Türk'ü bugün gezip göreceğiniz gibi böyle toprak altında olacaktı ki Türkiye'm Kıbrıs Türklerini kurtarma için gelirse adada kurtaracak bir tek Kıbrıslı Türk bulamayacak efendim. Adamız daha önce beynelmiler bir ülkeydi. Karmaydık, karışıktık bunlarla. Ancak hala daha niyet ve sevdaları ada Türklerini yok etmek ve adayı 13. ada olarak Yunanistan'a ilhak etmekti. Bugün bölgemize geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Murat'a yol takibinde sandallar ve onun ilerisinde benim köyüm olan Atlılar Köyü, her tarafı Rum köyleri içerisine sıkışıp kalan 3 tane küçük savunmasız Türk köyüydü. Ve harekat başlarkenden bu ikilinin daha önce yaptığı hesaplar çerçevesinde ilk etapta bu 3 küçük köycüğümüze saldırırlar ve hepimizi de esir ederler. Ancak bunlara tekrardan karşı duramayalım diye ben de dahil eli silah tutabilen yetişkin erkekleri topladılar ve bizleri dış dünyaya, Hristiyan alemine güya cephede esir almışlarmış gibi harp esiri olarak gösterirler. Kamyonlara dıkalılar ve işkence kamplarına, eziyet kamplarına götürülür efendim. Efendim biz giderik. Ancak şehit olan üç köyün savunmasız insanları köylerinde, evlerinde kalmaktaydılar. Ve bu bölge hakimiyetini eline alan Rum, Yunan ikilisi bu savunmasız insanlarımıza 20 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar insanlık dışı muameller yapmakta geri kalmadılardı. Ve işte bu ikilinin yaptığı insanlık dışı davranışlara belki istihbarat yönüyle bilgisi olan kahraman ordumuz artık çekinmeden 14 Ağustos 2. Yıldırım Harekatı'nı başlatır. Ve tabii yapılan askeri plan çerçevesinde 39. tümenimiz batıya, Güzelyurt Lefke bölgesine ve 28. tümenimiz bu bölgeye, doğu bölgeye. Efendim ani atak yapalım, ne bedeller, ne canlar vereceksek verelim, bütün cepheleri patlatalım ve katliamlara maruz kılınacak olan Türk köylerini kurtarmaktı efendim. Ve işte 14 Ağustos sabahı var gücümüzle yerle gökün birleştiği bir çatışma çerçevesinde artık ordumuzun önünde direnemeyen bu dabansız Rum Yunan ikilisi bozguna uğrayıp ne yapalım ne edelim, ordunun önünden nasıl kurtulalım, denizden haş mı çıkaralım düşüncesiyle, bakınız ne kadar kindar bir uluslular ki ne yapalım ne edelim derken işte bu domuzlar tarihlerini anımsarlar efendim. Tarihlerini ki atalarının Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da İzmir'de yaptıkları gibi madem ki ordudan intikam alamayız biz de savunmasız insanlara yönelelim. Ve ne yapmışlar? Murat'a Sandallar Köyü'ne girip
saklandıkları yerlerden topladıkları işte burada yatan 89 kişi efendim. 4 aylıktan 95 ihtiyarlara kadar. Hep anne ve çocukları anne ve çocuklarıdır. Ve bu halkı topluyorlar ve bir davar güder gibi bulunduğumuz yerden 700 metre ileri kuzeyde olunan ve daha önce bölge halkının çöp getirip de döktüğü genişçe bir çukurun içine götürmüşler ve orada kurşunlarlar üzerlerindeki kesici aletlerle et misali parçalar ayırırlar ve bulunmasınlar diye üzerlerine yakıcı madde döküp cayır cayır yakmışlar efendim. Görüntü panoda ifşa etmektedir. İlk görüntü. Ve 2 gün sonra birliklerimiz buraya vardığında köyleri alaşağı bulur, halkı arar ve bu acı gerçekle orada yüzle gelir. Ancak gördüğümüz kadarıyla bütün dünyaya ispat-ı vücut yapılsın diye Birleşik Milletleri dış basın örgütü çağrılır ve bu katliam çukuru onların gözetiminde açılır ve çıkan görüntülerimiz efendim. Ve görüntü meydana çıktıktan sonra bunları ne yapalım, nereye defnedelim düşüncesiyle bakın içinde olduğumuz bu tellerle çevrilmiş olan açık alanımızsa daha önce sivil mezarlıktı ve burayı çar çapuk düzenleyip vücudun kalın parçalarını toparlanıp getirilir ve iki yığının altında yatmaktadırlar. Ve işte bu ikili çıktıkları soykırım harekatıyla iki köyü yok ettikten sonra hedefleri benim köyüm olur, Atlılar Köyü ve köyümde de topladıkları 37 kişi. Evet efendim, işte hepinizin dikkatini çekmeyi isterim ki bu 37 kişinin içerisinde benim eşim de vardı, 5 tane de yavrucuğum vardı. En küçüğüm 1,5, en büyüğüm 6-6,5 yaşındaydı efendim. Aradan 38 sene geçiyor. Evet, o yaşlara sahip olan çocuklarım şimdi kaç yaşında olacaklardı? Takdir ve hesabını sizlere bırakırım. Onları da topladılar ve bunları da keseceğiz hesap edip yine köyün kuzeyine götürmüşler. Dere yatağının içerisine kamışlık bir yerin dibini adeta kamufle alıp dozerle açtıkları 12-13 metre uzunluğunda kanal çukurunun önüne dizmişler ve yapılan yaylım ateşinden sonra yarı canlı olarak kanal çukuruna ve üstlerinden dozerle gidip geldiler efendim. Evet, dün tarihini bilmeyen bir milletin tarihini başka milletler yazar efendim. İşte bu ikili bu acı gerçeği bölgemizde yaşatır ve ebediyen üstümüze vurmuş oldukları bu bıçak darbesinden habersiz olarak bizler de Yunan ordusundaydık. Esirdik. Ve inadına işkenceler, eziyetler çekerdik. Çok dayandık. Çünkü geride bizi bekleyenlerimiz var diyebilirdik. Ve gün gelir, mübadele ile Lefkoşa'ya bırakılırız. Ancak o işkence aleminde eşlerimize ve çocuklarımıza duyduğumuz derin özlemle uçarcasına köyümüze gelirik. Ancak bu 3 köyü köy olarak tanıyamayız efendim. Çünkü harp denilen illet asker ocağında yapılan tatbikatlara benzemez. Köpek yavur bu bölgeye vardığında 3 köyü kasıp kavurdu, canlı sinek bırakmadıydı. Her tarafı ararık efendim, hiçbir yerde bulamayız. Nasıl mı? Aynen koyunun kuzusunu aradığı gibi. Delik dirsek, belki korkup bir mağaraya sinmişler, belki çalı çırpının altına saklanmışlar. Her tarafı ararız, hiçbir yerde bulamayız efendim. Ve yüce Allah'ım bizleri boynu bükük, mağdur, mahkum etmez. Ve o aramalarımız çerçevesinde
oradaki katliam çukuru tespit ederek tüm yetkilileri oraya çağırırız ve katliam çukuru olduğu kanaati gelindiğinde oradaki komutanın verdiği komutla derhal çapak yüreklere sarılıp Bismillahirrahmanirrahim deyip yavaşça açılan o katliam çukurunun ilk gözünde işte orada yer yerinden oynar efendim. Yer yerinden. Çünkü Türklük tarihinde yerini alan bir görüntüyle yüz yüze gelinmişti. Ve maalesef ilk çıkan görüntü eşimin kucağında boynuna sımsıkı yapışmış bir şekilde çıkan o kurumuş heykelimsi görüntüye orada olan ve biri birine giren Birleşik Milletleri dış basın örgütü olduğu gibi Türkiye basını o görüntüye şaşırıp derhal yapmış oldukları araştırmalarda ancak efendim Türkiye basını ertesi günü Türkiye'nin olduğu gibi ayağa kaldırmıştı. Belki gençlik güney sahil boyu balıkçı tekneleriyle ve yüzerek adaya gelmek istedilerdi efendim. Nedeni ise üzerinden 40 tane kurşun çıkarılan 1,5 yaşındaki oğlumun görüntüsünden. Ve toprak temizlendik sonra mantar gibi 5 tane yavrum ve eşim gözler önüne serilir efendim. Ve işte bu vesileyledir ki Yüce Allah'ımın bana vermiş olduğu dayanma gücüyle ve geçmiş Sayın Kolordu Komutanımızın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın takdir ve onayıyla canlı tarih olarak sizlerin ve tüm ulusumun huzurundayım. Ve hepimizin de bildiği gibi ulusumuzun son zaferi olan Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Belki bilinmeyen yönleriyle bilhassa şimdiki çağın siz gençlerine bir şeyler vermek için, bir şeyler anlatmak için buradayım efendim. Ve de Türkiye'nin dört bir yanından burayı gelip de ziyaret eden değerli konuklarımızın da bilgisine vermek ve ulusumu bir adım daha da ileri götürmek ve bir nebze olsun ibret alınabilmesi için işte o tatlı başlatıp devam ettirebildiğim sıcacık fakir yuvamı bu köpekler ordusunun nasıl ve ne biçim karanlığa boğmuş olduğunu tüm resimleriyle beraber İngilizce, Türkçe olarak Karanlık Dünyam isimli kitap altında da toparladım. Rum'dan hiçbir zaman dost olunamayacağını ve bu koskocaman dünyamda Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığının tek bir kanıtıdır efendim. Hepsi de nur içinde yatsınlar derim. Ve canım da bedenimde olduğu müddetçe ana vatan Türkiye'me ve onun bağrından ciğerinden kopan Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlığım sonsuzdur efendim. Evet. Gençler ne mutlu, ne mutlu sizlere ki 38 sene evvel sizlerin ataları buraya gelmişler. Bu bayrağı, bu sancağı bu topraklara dikmişler. Ne mutlu ki gün geldi, taşıma şerefini de sizler aldınız. Evet, yavur aklını başına toplasın. Ancak o zaman da, o zaman da savaşan gençlerimiz sizin gibiydi. Sizi sivil görüyorum, gözümde resmi addediyorum efendim. Hepinize şükranlar duyarım. Evet, işte bu köpek yavrum korktuğu yalnız Türk Silahlı Kuvvetlerimizdendir. Başka hiç. O
Avrupa Birliği'ne girmişler. Bütün Hristiyan alemini arkasına almış vaziyettedirler. Ve her ikide bir de ne diyorlar? Türkiye'm işgalcidir. Türk ordusu barbardır. İspat-ı vücut da buradadır gençler. Evet. Onlar Avrupa Birliği'ne girdiler. Bütün dünya yaygara koparıyorlar. Türkiye'm işgalcidir diye çekip gitsin. Halkı gitsin. Askeri gitsin. Biz ondan sonra anlaşır. Ondan sonra müzakerelere varırız konularını açıyorlar. Onların söylediği iki kelimeye müsaade edin. Ağaç üzerinde oturan gargalar bile güler. Yani bu kadar şehit verilmiş olan bu yavru vatanımdan eğer ana vatan inanıp çekip gideyim desin, 3 saatin içerisinde olay 74 öncesinden beter yapılıp adamız 13. adı olarak Yunanistan'a bağlanır değerli gençler. Ne mutlu, ne mutlu sizlere ki bu bayrağı nasip oldu, gelip de taşıdığınız gençler.